İşte kötü Gürol. İkizlerimizin evi tam olarak burası. Şimdi onlara tuzaklı sandık hazırlayacağız hediye aldık diye. Sonra onları gün patlatacağız. Öyle. Onlara her gün böyle şakalar, kötü şakalar yaparsak eninde sonunda bizden bıkacak ve bu şehirden, köyden taşınma kararı alacaklar. Ve bu ev, bu köy bize kalacak kötü Gökçe. Evet, hadi gel bakalım. Onu trolleyelim. Şimdi sana anlatıyorum. İlk önce burayı kazacağız. Şöyle bir kazalım ilk önce burayı. Sonra bir kez daha kazıyorum. Ve sonra oraya TNT'ler yerleştiriyorum. Ve sonra buranın üstünü kapatacağım. Ve TNT'lerin üzerine, yani taşın üzerine tuzaklı sandık koyacağım. Bu tuzaklı sandığı sakın açma, yoksa patlarsın. Tamam o zaman, hadi gel bakalım, kapılarını çalalım, gel buraya. Onlara de ki kötü Gökçe, biz artık iyiyiz. Size hediye aldık, sizinle barışmak istiyoruz. Beraber yaşayalım, kardeşçe yaşayalım diyelim. Tamam, hadi bakalım. Gürol, artık daha da temkinli olmamız gerekiyor. Biliyorsun kötü ikizlerimiz şehre taşındı. Onlar da bizim gibi sevgili olmuşlar. Evet ya. Gerçekten neden taşındılarsa çok anlamsız yani. Var ya, başımız belada gerçekten ya. Gerçekten ama neyse, çok belada ya. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz, tamam mı? Onlar kötüyse biz tamam. De iyiyiz ve iyiler her zaman kazanır, tamam mı Gürol? Aynen öyle. Ha? Her hikayenin sonunda iyiler nasıl olsa kazanır. Evet ama kapı çaldı. Kapıyı açın, kapıyı açın. Kapıyı açın, ha kapıyı açın. Ah, onlar kötü ikizlerimizin sesi değil mi? Gel buraya, gel buraya. Tamam, açtım. Kötü ikizim, senin burada ne işin var? Dur Gökçe, sakin ol. Hemen kızma. Biz sizinle barışmaya geldik. Bu şehirde madem artık hep birlikte yaşayacağız, dost olmamız lazım. Evet, aynen öyle Gürol'um. Beraber yaşayalım artık bence bu şehirde. Biz ikimiz de sevgili olduk. Siz ikiniz sevgilisiniz nasıl olsa, öyle nasıl değil yani? Mi? Ben artık de diyorum ki yani. Yani evet, iyi olacağız. Elimizden geldiği kadar iyi olacağız. Evet. Ama sizinle çok iyi olacağız. Artık beraber bu şehirde yaşayabiliriz kardeş. Aynen. Kardeşe, ne diyorsunuz? O yüzden size aldığımız hediyeyi açın. Gelin bakalım. Canım benim, canım ikizim. Gel aç bakalım buraya. Hadi açın bakalım. Mükemmel hediye aldım. Umarım beğenirsiniz. İşte açın var. Ne oluyor ya? İyi tamam, açalım. Herhalde dost baksana, olmaya çalışıyorlar. Hediye almışlar bize Gökçe ya. Ben demişim sana korkmaya gerek yok diye. Gördün mü, onlar bizim kardeşimiz. Evet, onlar bizim kardeşimiz. Tamam kötü ikizim, açıyorum. Şöyle açalım. Ama burası boş ki. Burası boş. Bekleyin, şey bekleyin. Ne oluyor be? Ne oldu? Patlattılar bizi. Bize kötü şaka yaptılar. Size şaka yaptık. Nasıl düştün ama tuzağıma Gökçe? Sizi iyi olacağımızı mı zannettiniz? Size bu şehri dar edeceğiz. Bunlara güvenmemeliydik Gökçe ya. Buna güvenmemeliydik ya. Zaten güvenmemeliydik. Güvenmemeliydik. Gel bakalım buraya, taşlar koyuyorum. Sonra çıkalım Gürol. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Seni böyle mahvederim kötü ikizim, duydun mu? Sen mi beni mahvedeceksin? İyi Gökçe. Asıl ben seni mahvederim. Sizi bu şehirde istemiyoruz, anlayın. Defolun aynen gidin. Öyle. Bu şehirden ya gideceksiniz ya gideceksiniz. Eğer gitmezseniz her gün size böyle şakalar, kötülükler ve sizi mahvedeceğiz. Sizi var ya yaşatmayacağız, bu şehir bizim. Gürol, bu böyle olmayacak. Bunlar bir durmayacak ya. Asla. Tamam, o zaman en iyisi bunlarla bir anlaşma yapalım. Gel buraya. Ne yapacağız? Şehri ortadan ikiye bölmeyi teklif edelim. Bekleyin bizi orada. Şehri ortadan ikiye bölmeyi teklif edelim. Sonrasında şehrin onlara ait olan kısmını onlar geçmez, bize ait olan kısmını biz geçmeyiz. Ne dersin? Evet, doğru söylüyorsun ama temel onlar gitse ya. Of, ben böyle büyük şehirde yaşamak istemiyorum. Ya, gitmiyorlar işte, ne yapalım? Ömrümüz boyunca böyle kötü şakalara mı mahkum kalacağız? Onlar gibi kötülük evet, de yapamayız. Evet gerçekten. En sonunda bu işin sonu ölüm olur Gökçe. Evet. Yani ya onlar ölür ya da biz ölür yani. Ben bıktım gerçekten bunlardan. Yani ben böyle şakalara dayanamam. Dediğin doğru bence. Şehri ortadan ikiye bölelim Gökçe. Tamamdır, o zaman onlarla konuşmaya diyorum. Kötü ikizim Gürol. Gürol'un kötü ikizi ve benim kötü ikizim. Şimdi sizinle konuşacağız. Konumuz da şu. Bir dakika, galiba siz şehirden taşınma kararı aldınız. Bak sana söylemiştim. Aynen. Demek ki kötü şakalarımıza katlanamadınız. Hiç de bile, tamam mı? Kötü şakalarınızı da sizi de istemiyoruz zaten. Bu şehri ortadan ikiye böleceğiz. Size ait olan kısmı siz geçmeyeceksiniz. Bize ait olan kısmı biz geçmeyeceğiz. Duydunuz mu? Mantıklıymış aslında.
Bu şehre bölüşebiliriz, evet. Evet, mantıklı. Tamam o zaman. Bunlarla birlikte şehri ortadan ikiye böleriz. Haydi o zaman. İlk biz başlayacağız, yoksa bir tane daha kötü şaka yaparız size. Duydunuz mu? Tamam ya. Tamam, manyak mıdır nedir ya? O zaman bence nereye alalım kötü Gürol? Evi aldım, evi. Tamam, evi alıyoruz o zaman. Hayır, olmaz. Ev bize ait, tamam mı? Özel mülkü alamazsınız. O yüzden evet, şehirdeki şeyleri seçeceksiniz. Evet, evi satın aldık. İyi, tamam o zaman, biz de marketi alırız. Siz de yiyecek bir şey bulamazsınız. Hadi gel bakalım canım kötü sevgilim buraya. Burayı aldık böyle. Çok iyi yaptık gerçekten de. Çok iyi yaptık. Olamaz Gürol. Onlar marketi ya, aldı. Market gitti ya, ne yapacağız Gökçe? Önemli değil, biz de McDonald's alırız. Hadi gel bakalım. Biz de McDonald's'ı seçiyoruz. Gelin bakalım buraya. Hadi Gürol, McDonald's'a şerit koy. Hayır. McDonald's olmaz. Kötü tombiş buna çok kızar. Evet, kötü olmuş buna gerçekten de çok kızacak, ama yapacak bir şey yok. O zaman biz de KFC'yi satın alırız, tamam mı? KFC bize ait olacak. Bundan sonra tavuk yemeyeceksiniz. Gökçe, ben spora başlamıştım ya. Tavuk yemem gerekiyor. Ben ne yiyeceğim? Markete aldılar şey. Ben hamburger yersem şişko olurum. Ya Gürol, o zaman tavuk hamburgeri yersin. Ne yapalım yani? İşte burası. Biz burayı aldık, görmüş olduğun gibi. Şeridi çizdim. Evet. Artık buranın önünden bile geçeyim demeyin. İyi, tamam tamam o zaman. Tamam ya, siz de bizim şehrimizden geçmeyin. Gökçe, bence şimdi nereye alalım aşkım, biliyor musun? Bence şimdi park alalım. Kötü tombiş orada oynayamaz. Hem çocuklar da eziyet edemez. Bu şekilde yani hep çocuklar da korunmuş oluruz. Çok mantıklı. Aferin Gürol, iyi düşündün. Abi ben sana vereyim. Al bakayım sen git buraya. O zaman biz de görmüş olduğunuz gibi parka alıyoruz. Bundan sonra kötü çocuğunuz, kötü tombiş artık parka girip insanlara zorbalık yapamayacak. Şöyle alalım bakalım. Hayır olmaz. Tombişim kötü tombişim olamaz. Evet, kötü nerede tombişim olacak? Buna çok üzülecek benim şişko tombişim. Çok üzülecek. İstediği kadar üzülsün, sıra bizdeydi. Tamam o zaman, şimdi siz seçin. Madem öyle Gökçe, o zaman ben de senin pastacını alıyorum, duydun mu? Artık bundan sonra senin bir pastacın olmayacak. Hayır, Gürol, olamaz, bir şeyler yap. Ben o pastacıya çok emek verdim. Özel mülkiyet, özel mülkiyet. Yeter lan yeter, özel mülkiyeti, yürü hadi bakalım kötü sevgilim. Çok iyi düşünmedin mi peki kötü sevgilim? Yaşasın kötülük, artık Gökçe pastacısı kötü Gökçe pastacısı olacak. İki güne batacaksınız bir kere, tamam mı? Ben bu pastacıya çok emek vermiştim. Üzülme aşkım, üzülme boşver ya. Anca ağlarsın, sulu göz. Ya sus be, sevgilime yaklaşma. Hop, ne oluyor lan sana? Tamam Gökçe, boşver. Gel aşkım, biz de ne yapalım, buraya alalım. Gel, benim pastacım var, burayı sen işletirsin artık o zaman. İyi tamam, öyle yapalım. O zaman biz de Gürol'un pastacısını alıyoruz. Buradan sonra Gürol'un pastacısına dokunamazsınız. Zaten bu köy iyilerle dolu. Kimse sizin pastacınıza gelmez. Böylece para da kazanamazsınız. O zaman misin? Şimdi sıra bizde. Nereye alalım biliyor musun kötü Gökçe? Gidelim Gürol'un hamburgersini alalım. Bunların bütün markasını satın attık. Bir de bunları kötü yemekler yapalım. Bütün köy kötü yemekler yapıyor. Nereden geliyor aklına böyle kötü fikirler? Bayılıyorum sana canım sevgilim benim. Hayır Gökçe, bizim markamızı götürecek bunlar, kötü yemek yaparak, kötü hizmet vererek. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum Gürol, ama bu şehir anlar bizi, tamam mı? Bu köy halkı bizi çok seviyor. Bizim kötü davranacağımızı bilirler. Hadi gel bakalım, şimdi buraya şeridi koyuyorum, görmüş olduğun gibi kötü ikizim. Hadi gel bakalım, şöyle koydum. Bundan sonra artık Gürol hamburgercisi, Gürol burger kötü burger oldu. Aynen öyle, fareli hamburgerler yapacağım. Fareli hamburgerler mi yapacak? Gürol, bunlar bizim markamızı gerçekten de çok zedeleyecekler. Ama önemli değil, deli doktoru alırız. Ekmeğin içine kıl koyacağım. Ekmekte kıl, kolanın içinde kıl, sinek olacak aşkım. Çok mantıklı, çok mantıklı. Sen de pastanın içine böcek koy. Böcekli pasta yap ki kimse bir daha bunlardan bir şey satın almasın. Bence çok mantıklı. Köy halkı kötü bilsin onları. O zaman şimdi sıra sizde. Ya. Bakalım nereyi seçeceksiniz? Zeki sizler, akılsızlar. Efendim, nereyi seçelim? Deli doktoru tabii ki, deli doktoru. Böylece bunlardan elbet bir gün kurtuluruz. Deli doktor bize yardım eder. Evet, kötü iksir yapar veya bize kötü iksirler verip bunları öldürürüz. Evet. Hadi git. O zaman biz de deli doktoru seçiyoruz. Deli doktor bu şehrin en başarılı doktorlarındandır. İksirleriyle meşhur. O yüzden artık buraya giremeyeceksiniz. Hayır.
Deli doktora kötü silahlar yapıp insanlığı yok edecekti Gökçe, ne oldu? Evet, planlarımız mahvoldu. Olamaz, olamaz gerçekten de. Tamam, önemli değil, bankayı alırız. Bir sürü paramız olur. Böylece kötü giysiler ve kötü silahları almakta üstümüze tanımam. Gökçe, olsun ama yine de iyi yaptık. Bak görüyor musun, insanlığı yok edeceklermiş kötü giysiler yaptırıp deli doktora. Yürol, bu kadar parayı zaten hakim olurlarsa insanlığı yine yok ederler. Of, tamam. Yapacak bir şey yok, bankayı soyarız akşam. Evet, çok mantıklı ama o zaman biz de kötü oluruz Gürol. Ya olsun ama kötü banka olacak artık bu, o yüzden kötü bankayı soyup insanlara vereceğiz. İyi tamam, insanlara vereceğim için akşam yani sıkıntı olmaz. Çıkarız, iyi insanlara dağıtırız. İyi tamam o zaman, biz de oyuncakçıyı satın alıyoruz. Kötü tomuş oyuncakçısız kalsın da insanların oyuncaklarına muhtaç olsun. Çok tomurumuzda. Aynen, çok tomurumuzda. Boşan kötü Gökçe. Aa kötü Gökçe, biliyorsun kötü tombiş çocukların kafasını oynamayı sever, tokat atıyor çocuklara, çok gülüyor. Evet, çocuklara tokat atması çok komik. Hiç de bile, çocuğunuzu bu şekilde yetiştirmeniz çok korkunç, tamam mı? Zorbalı çocuklar, zorbalık çok kötü. En iyi şeydir. Sen kendine bak, tipe bak ya. Gürol boşver sen onu. Şey diyecektim, ben nereyi seçeceğim biliyor musun? Kuaförü seçeceğim, bu kötü Gökçe kuaföre giremesin diye çirkinlikten gebersin. Ama dur, sıra onlarda. Aa doğru, tamam seç. Siz olayım o zaman. Duydum o kötü Gökçe, hadi kuaförü seç, paçoz kalsın bunlar. Evet, artık saçlarını kestiremeyeceksin Gürol, seni beğenmeyecek. Ya ben sevgilim her haliyle beğenirim. Sen kendi tipine bak, ben tipe bak. İyi, kanlı manlar dedi, çok çirkin. Doğru konuş benimle, tamam mı? Kötü Gürol bana bayılıyor bir kere, öyle değil mi kötü Gürol canım sevgili? Evet, seni pis halinle seviyorum ben. İyi, bunlar ne kadar saçma çiftler ya. Neyse Gürol, tamam, önemli değil, sorun değil, şimdi sıra bizde. Tamamdır o zaman, biz de benzinliği alacağız, duydunuz mu? Benzinliği aldıktan sonra da artık burada hiçbir şekilde araba süremeyeceksiniz. Yakıta ihtiyacınız olacak. Hem burada benzin satarak paramız da olacak, sizin bankanıza ihtiyacımız yok. Hayır, çok iyi hamle yaptılar bunlar. Evet, çok iyi hamle yaptılar ama önemli değil. Şimdi evin yarısını alalım da görsünler onlar günlerini. Artık evin yarısı bize ait olacak bu evin. Hayır, özel mülkiyet burası ama Gökçe, bir şey söyle. Dinlemiyorlar ki. Tamam, yapacak bir şey yok. Evimizin yarısını onlar alacaklar. Biz de onların evinin yarısını alırız. Yani böylece de artık bir bütün evimiz Aman olmuş olur. Evi kötü değil mi ama ya? Evet, simsiyah evleri var. Gerçekten de çok kötü. Boş boş konuşup durmayın. Artık burası bize ait. Nereyi seçiyorsunuz söyleyin bakalım. Mutfak tarafını mı, oda taraflarını mı? Gökçe, orayı bence sen seç. Ben sana bırakıyorum. Tabii ki mutfak tarafını seçeceğim. Böylece yemek yiyebiliriz bir sürü. Mutfağımıza da asla giremezler. Ne dersin? Evet, siz gidin tuvalet tarafında durun. O zaman Gürol'un bilgisayarları benim oldu. Gökçe'nin kıyafetleri ve topuklu ayakkabıları Hayır. Hey, sınırı sokun geçeyim demeyin sakın. İyi tamam. Of Gürol, olamaz. Tamam, neyse sorun değil. Bize yardım ederler. Arkadaşlar ne olursunuz bize akıllar verin. Bunları evden nasıl atacağız? Şehirden nasıl göndereceğiz? Gerçekten de çok tehlikeliler. Evet ya. Başımıza bela geldi arkadaşlar. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım kötü ikizlerimizden en kısa zamanda kurtarılırız. Neyse arkadaşlar, şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi bana destek olmak için o videolara tıklayın ve abone olun. Sizler de bizim ailemize katılın. Ne kadar çoğalırsak o kadar güçlü oluruz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.